Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda özellikle birçok arkadaşımın bir isteğini gerçekleştirmek istiyorum. Bana gelen etkinlikle ilgili sorulardan en önemlilerinden bir tanesi veya arkadaşlarımızın özellikle cevaplamasını istediği bir konu. Etkinlik kalite etiketine başvururken eğitim programı ile bütünleşme konusu var. Yani sorularımızdan bir tanesi. Bunlardan en önemlilerden yani alt sorularından bir tanesi de projeyi mevcut müfredatınıza, ders konunuza ve konularınıza nasıl entegre etmeye çalıştınız ve çoklu disiplinli bir yaklaşım izlediniz mi? Diğer bir soru ise proje çalışmalarınız sırasında öğrencilerinizin hangi anahtar yetkinliklerini ve becerilerini geliştirdiğiniz gibi iki tane temel soru hakkında özellikle bir video istediler veya bu konuyla ilgili olarak bana sosyal medyadan çok soru geldiği için onunla ilgili olarak sadece bu konuyu anlatan bir video çekmek isterim. En azından arkadaşlarımın o sorusuna bu videoyla cevap vermek istiyorum. Şimdi yine bir örnek demo kalite etiketi başvurusu yazdım. Sadece bu kısımla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Şöyle cevap vermişim. Yani bir dil projesi hazırladığımızı düşünelim. Bu dil projesinde bu sorunun cevabını nasıl verebiliriz? Tabii ki her soru, her yani sorumuz aynı ama vereceğimiz cevabımız projemize bağlı olarak değişmektedir. O yüzden her cevap özgündür. Yani benim vereceğim cevabın kesinlikle doğru olduğu ya da yanlış olduğu kanaatine varmayalım. Sadece bir yol, bir yöntem. Aynı zamanda ben bu şekilde cevap verebiliyorum. Siz de belki bu şekilde de cevap verebilirsiniz. Üstüne de aynı şekilde sizler de bir şeyler katabilirseniz en azından sizlere bir rehberlik yapabilir. Dediğim gibi bir dil projesi yazdığımızı düşünelim. Bu soruya ben şu şekilde cevap vermiş olayım. Yaptığımız çalışma bir dil projesi olduğundan direkt olarak yabancı dilin öğretilmesi ve gelişmesine katkısı vardır. Aynı zamanda değişik branşlardan öğretmenlerin katılımıyla projemiz bir interdisiplin çalışması olan bir projedir. Yani projemizde değişik branşlardan da öğretmenlerimiz vardı. Bunların yanında aşağıda belirtilen maddeler halinde projemiz okulumuzun eğitimine entegre edilmiş ve okulumuz eğitim öğretimi ile direkt ilişkilidir. Sene başı okul kurur kararları. Okulumuzun 2022-23 eğitim öğretim yılında yapılan sene başı zümre tutanaklarında proje tabanlı öğrenme metodu benimsenmiş ve etkinlik projelerinin yapılmasına karar bağlanmıştır. Yani direktmen buradan bir link yani bir bağlantı vermiş olduk. Ders zümre toplantıları. Okulumuz değişik zümre toplantılarında değişik branşlarda işbirliği maddesi vardır. Yani her branşın zümre toplantılarında diğer zümrelerle işbirliği ile ilgili bir madde vardır. Bu maddede zaten değişik branşlardan da bir çalışma olunca bu projemiz, onların da aynı zamanda bu ders zümre tutanaklarıyla yani istediğimiz o maddeyi de ne yapmaktadır? Yazdığımız o maddeyi burada belirterek onu karşılamış oluyoruz. Bu proje onu karşılamaktadır. Ayrıca İngilizce zümre tutanaklarında etkinlik projelerinin üretilmesi ve yabancı dilin bu şekilde sevdirilmesi maddesi vardı. Hemen hemen inanıyorum ki tüm arkadaşlarımız da bu şekilde zümre tutanaklarında maddeler almışlardır. Okulumuzun stratejik planı. Okulumuzun 2019-2023 stratejik planında eğitim ve öğretimin artırılması, hedefinin bir alt maddesi olan proje tabanlı eğitim ve proje çalışmaların maddesi de karşılamaktadır. Yani aynı şekilde oraya da bir bağlantı vermiş olduk. 2022-2023 yılı ders yıllık planlarımızda İngilizce ders yıllık planlarımızda etkinlik projesinin yapılması ve ilgili maddeler vardır. Yine ilgili maddeler vardır. Aynı zamanda dil öğrenmenin önemi konusunda 9. 10. 11. 12. sınıfların planlarında yer almaktadır. Yani yabancı dile önemi vurgu yapılmıştır. Proje tabanlı öğrenme 21. yüzyılın yeterlilikleri ve bilişim alanlarında da diğer zümrelerin planlarında aynı şekilde neler vardır? Maddelerimiz vardır. Eğer ki tabii kitabımızda herhangi bir ders kitabımızda
proje konumuz geçiyorsa sayfalar, onunla resmini çekip yine ne yapabilirsiniz? Steven Space'e atabilirsiniz. B sorusuna bakalım. Etivinin projemiz sayesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, yani BIT öğrencilerimiz üzerinde çok hızlı bir şekilde ağ tabanlı öğrenme, ortamı ve eğitim platformu sağlamıştır. Teknolojinin eğitime, entegrasyona katkı sağladığı gibi öğrencilerin kullandığı ve BIT araçları da derslere ilgi çekici hale getirmiştir. Projemiz sayesinde İngilizce öğrenmelerini motive eden cep telefonu aplikasyonlarını da yani kullandılar veya onu nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Bunun yanında 21. yüzyılın yeterlilikleri konusunda işte sistemle ilgili olsun, matematik okur yazarlığı olsun, yine projenizle ilgili olarak finansal okur yazarlık olsun, sorumluluk alma, takım halinde çalışma, yine bilgi iletişim teknolojilerini doğru kullanma gibi yetkinlikler var. Artık siz de hangisini projenize, yani bunları entegre ettiyseniz o kısımlara da vurgu yaparak bunları yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar eğer ders kitaplarımızda konuyla ilgili olarak üniteler bulabiliyorsak onlarla resmini çekip yine ne yapabilirsiniz? Steven Space'de onları paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi her proje özgündür ve bu özgünlük konudan konuya değişmektedir. Ama sizin önemli olan işte zümre tutanaklarınız, sene toplantıları, yıllık planlar, okulun stratejik planlarına da vurgu yaparsanız bu konunuzu müfredata entegre etmiş olursunuz. Umarım tüm projelerimiz kalite etiketleriyle ödüllendirilir. Yaptığımız çalışmaların emeklerini almış oluruz. İyi günler diliyorum.